Tabii. Mevsim değişikliği yeni yıla da artık saatler kaldı. Birkaç hafta sonrası yeni yıla da Evet. giriyoruz. Kalbimizi yenilemek lazım. Sağlık sorunumuz var ise dikkat etmek için neler yapmamız lazım? Özellikle tansiyon, kolesterol, şeker hastalığına dair önemli konu başlığında sorularınız var. Kalp sağlığında nasıl dikkat edeceğiz diyorsunuz. Biz de hocamıza sizler adına soralım. Hocam kalbimizi nasıl koruyacağız? Mevsim geçişlerinde etki var mıdır diye Yani şimdi soralım. tabii soğuk havalar biraz etkili. Gerçi artık yani hava Eski kış soğuklar gibi da de yok. değil yani. Kış mı yaşıyoruz, bahar mı yaşıyoruz belli Evet. değil. Ama tabii soğuk havanın bir takım olumsuz etkileri var. Kışın biraz genel olarak biraz olumsuz etkileri var. Birincisi yani yazınki gibi spor yapamıyoruz. Mesela hani böyle dışarı çıkıp yürüme işi falan biraz onlar aksıyor. Mesela ben de aksıyorum biraz. Ya mesela Siz hani yani sabah tenis 4'te 5'te yani uyanıyorsunuz, kalkıp tenise yine tenis gidiyorsunuz kapalı hocam. yere dönüyorum ama Evet. böyle çıkıp sahilde hani koşuyordum, yürüyordum falan. Şimdi onu yapamıyoruz mesela. O azaldı. Yani biraz spor etkinliklerinde genel olarak kışın bir azalma oluyor. O bir olumsuz bir şey. Kışın bir de tabii işte hareketsizlik buna bağlı kilo artışları olabiliyor. İnsanlar yazdan çıkıyor bir rehavet. Yazın hani kilo vereyim falan özellikle bayanlar hani biraz da uğraşıyorlar falan. Ama kışın o biraz gevşetilebiliyor. Yeme de değişiyor hocam. Yeme şeyleri artıyor. Biraz kilo alımı olabiliyor. Onun dışında hani bir damar tıkanıklığı olan kişilerde de hani biraz soğuk havaların biraz olumsuz etkileri var. Özellikle çok soğuk havalarda özellikle damarlarımızda, koroner damarlarımızda hani biraz darlık var ise işte bypass olmuşsa, stent takılmışsa ya da işte onlar olmadığı halde ilaç tedavisinden de idare ediyorsak çok soğuk hava özellikle nefes aldığımız zaman o soğuk damarlarda büzülmeye sebep olabilir. İşte ağrı sıklığımızı artırabilir, ağrı mesafemizi artırabilir. Mesela daha önceden işte 1 kilometre yolu yürünce göğsü ağrısı oluyorsa işte 100 metrede, 200 metrede de olabilir. Kalp krizini tetikleyebilir bu ağrı, o spazm. Çünkü spazm diyoruz, büzülme diyoruz daha doğrusu damarda. Soğuk, soğuk her zaman damarlarda büzülmeye sebep olur. O yönde bir olumsuz etkisi olabilir. İşte D vitamini eksikliği falan, güneşten hani uzak kalıyoruz, güneş görmediğimiz için D vitamini eksikliği de bir olumsuz etkiler olabilir. Yani genel olarak olumsuz etkileri Dikkat bunları etmek lazım. sayabiliriz kalp yönünden.